Ondan sonra Evet. Malatya var. Bölgeyi doğu ve güney olarak alırsanız. Ama bütün illerinde iddialıyız. Hepsinde iddialıyız. Hepsinde bize gelen anket sonuçlarında hepsinde milletvekili çıkartıyoruz. Milletvekili çıkardığımız yerlerde de artırıyoruz. Peki Sayın Tanrıkulu, o zaman neden Diyarbakır'dan aday olmadığınızda gidip İstanbul'dan Ben aday Türkiye oldunuz? adayıyım. Niye bu soruyu mesela şeye sormuyorsunuz? Binali Yıldırım'a sormuyorsunuz. Erincan değil de İzmir'de aday oluyor. Aynı soruyu. Soruyoruz ona da. Hayır, hiç sorulmadı. Soruyorum valla. Medyadan bakın, medyadan hiç kimseye bu ayrımcılık yapılmadı benim dışında. Sadece bana Kızıyor yapıldı. musunuz bu ayrımcılık? Hayır, kızmıyorum ama ayrımcılık dediğinize göre kızıyorsunuz. Tabii şimdi şu ayrımcılık var, bakın. Ben takdim edilirken şeyin CHP'nin Diyarbakırlı İstanbul milletvekili adayı. Peki Ordulu diyor musunuz? Erincanlı diyor musunuz? Ama Van'da şimdi diyor yapmayın canım musunuz? yani Sezgin Bey yani Hiç bakın. baktığınız zaman ya şimdi CHP madem burada varlık gösterecek ben ilk günden beri bunu eleştiriyorum da sizin gibi güçlü bir ismi asıl buraya koyması gerekmiyor mu yani bütün böyle şehri bilen. Seçime 2 hafta kala bile bu tartışmanın yapılması, bir adayın üzerinden bu tartışmanın Peki yapılması. Yapmayalım. Hayır, ayrımcılık, şöyle ayrımcılık. Şunu söyleyeyim. Hiçbir aday üzerinden bu tartışma yapılmadı. Ben Türkiye adayıyım. Bütün bölgeyi dolaşıyorum. Bütün yani Diyarbakır eğer mesele Kürt oylarıysa şimdi şu algı var. Sezgin Tanrıkulu Kürttür. Diyarbakır'da avukatlık yapmıştır. Ancak orada Türkiye sorununa ilgilenemez. Bir hayır, Giresun'u öyle bakın. Bir algı yok. Şöyle bir hayır, algı şöyle yok. Bakın. Hayır, Ben kimse bunu söyleyeyim. böyle sormuyor. Bunu sorma, ben kendi sorma şeklimi Evet. söyleyeyim. Ya CHP kendine güvenmiyor Güneydoğu'da, özellikle Diyarbakır'da. Sezgin Tanrıkulu'nun da gerçekten değer veriyor. Evet. Tecrübelerinden faydalanmak istiyor. Meclise taşımak istiyor. Bunu da en garantili yere koyuyor. Şimdi Algı bu. bakın. Yoksa yani sizin dediğiniz gibi yok bu Kürt yok o yüzden şey değil. Peki Yani yani böyle bir algı yok. Adımızın başına Diyarbakırlı İstanbul milletvekili adayı demek nedir sizce? Nasıl bir algı yaratmaktır? Ben de Ben size soruyorum. özellikle bu soruyu sormak için bunu söyledim. Hayır. Yoksa normalde Hayır şimdi Sezgin bakın. Tanrıkulu Diyarbakırlı şeye. Peki. Sizin açınızdan söylemiyorum. Yani ilk defa sizinle işte bu programda beraberiz. Bu seçim sürecinde ama takdim edilirken bile bu şekilde takdim edilmenin arkasında başka bir şey var. Galip Bey haklı mı Sezgin Bey? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi ben Sezgin Bey değerli dostum benim. O yüzden ben Sezgin Bey'in CHP'de olmasına, genel başkan yardımcısı olmasına ve CHP'nin olumlu değişimine katkı sunmasını önemsiyorum ve değerli buluyorum.